Merhaba arkadaşlar, Tonguç Akademi ile sizler için hazırladığımız 9. sınıflar için hal değişimi ve ısıl denge konusuyla karşınızdayım. Sevgili dostum eğer sen hazırsan ben de hazırım. Hadi gel hal değişimi ve ısıl denge konusuyla başlayalım. Bu konuda neler öğreneceksin? Hal değişimini ve ısıl dengeyi öğreneceksin sevgili arkadaşım. Kullanım alanlarına ve faydalarına geldiğimizde Suyun kaynaması su kaynadığında mikropları öldürerek içme suyu temizlenir ve gıdaların pişmesi sağlanır. Buzun erimesi içeceklerin soğutulmasında ve buzlu yollarda araçların güvenliğinin sağlanmasında kullanılır. Sıcak hava'nın neminin yoğunlaştırması ile oluşan çiğ bitkilerin sulanmasını sağlar ve doğal bir nemlendirici görevi görür. Bunlar faydalar. Sevgili arkadaşlar, dinamo fizikteki ödevlerimizi yapmayı unutmuyoruz. İlk olarak hal değişimiyle başlayalım. Bir maddeye ısı verdiğimizde ya da maddeden ısı aldığımızda maddenin sıcaklığı değişmiyorsa madde hal değiştiriyor demektir. Sevgili arkadaşlar, hal değişimini hepimiz biliyoruz. Katı halden sıvı hale, sıvı halden gaz hale, gaz halden tekrar sıvıya, tekrar katıya dönüşümlerin olduğunu biliyoruz. Mesela katıdan sıvıya geçtiğimiz zaman erime, sıvıdan katıya döndüğümüzde donma Sıvıdan gaza geçtiğimizde buharlaşma, gazdan sıvıya geçtiğimizde yoğunlaşma. Katıdan direkt gaza geçtiğimizde arkadaşlar kralaşma, gazdan katıya döndüğümüzde süblimleşme olaylarının gerçekleştiğini biliyoruz. Son dönemlerde biliyorsunuz bir de plazma halimiz var. Gazdan plazmaya geçme iyonizasyon, plazmadan gaza geçme deiyonizasyon olarak ifade ediliyor. Evet arkadaşlar sıcaklık ısı grafiğine geldiğimizde Bakınız katı faz, katı artı sıvı, sıvı, sıvı artı gaz ve gaz faz olmak üzere fazlarımız var. Katı bir madde ısı aldıkça şekilde görülen aşamaları geçer ve nihayetinde gaz olur. Şimdi burada arkadaşlar bakın Q1 ısısı verilir. Burada Q2, burada Q3, burada Q4, burada da Q5 ısısı verilir. Peki Q1'de ne olur? Burada mesela katı M katı C katı çarpı delta t ifadesini kullanırız. Q2'de artık katıyı eriteceğimiz için katının kütlesiyle LE yani erime ısısını kullanırız. Daha sonra Q3'te arkadaşlar artık katımız sıvıya dönüşür. M sıvı, C sıvı ve delta T ifadesini kullanırız. Q4'te artık M sıvı çarpı Lb yani buharlaşmayı kullanırız. Buharlaşma ısısı. Son olarak da Q5 M buhar C buhar delta T ifadelerini kullanırız sevgili arkadaşlar. Deniz düzeyinde 80 santigrat sıcaklığındaki 10 gram suyu 110 santigrat sıcaklığındaki su buharı haline getirmek için gerekli ısı miktarı kaç kaloridir diyor. Şimdi arkadaşım grafiğimi çizecek olursam 80 santigrat derecedeyim ve ben bunu 110 derecede su buharına dönüştüreceğim. 80'den önce 100'e çıkmam gerekiyor. Önce kaynatmam lazım. Daha sonra 110 dereceye çıkarabilirim. Şimdi burada arkadaşlar gördüğünüz gibi 3 farklı durum var. Q1, Q2 ve Q3 ısıları verilir. Q1 ısısı yazılırken M su, C su, delta T ifadesi kullanılır. M su arkadaşlar 10 gram, C suyumuz 1, delta T arkadaşlar 80 ile 100 arası yani 100 eksi 80 şeklinde yazılır. Buradan da 10 çarpı 20'den 200 kaloriye ihtiyacımız vardır. Q2 de arkadaşlar artık suyu buharlaştıracağız. M su çarpı L buhar ifadesini kullanacağız. Bu da suyun kütlesi 10, buharın buharlaşma ısısı 540 yani 5400 kalori yapar. Q3'e geldiğimiz zaman artık suyumuz yok buharımız var. M buhar, C buhar çarpı delta T diyeceğiz. Buharımız 10 gram, C buhar 0,5 ve 110 eksi 100 diyeceğiz arkadaşlar. 10 çarpı 0,5 çarpı 10'dan 50 kaloride, Burası için lazım. Dolayısıyla toplama vurduğumuzda 200, burada 5400, burada da 50 var. 200 artı 5400 artı 50 yani 5650 kaloriye ihtiyacımız vardır diyoruz. Deniz kenarında ısıca yalıtılmış bir ortamda eksi 20 santigrat sıcaklığında 50 gram buzu 20 santigratta su yapmak için buza ısı veriliyor. Buna göre verilen ısı enerjisi kaç kilokaloridir? Bak arkadaşım. Önce grafiği çizmelisin. Ve eksi 20'yi göstereceksin. Burada ne yapıyor? Buz önce sıfıra çıkıyor. Sıfır dereceye çıkıyor. Sonra burada eriyor. Şu şekilde. Sonra da arkadaşım 20 dereceye çıkıyor. 20 derece. Şimdi Q1, Q2 ve Q3 ısılarını kullanacağız. Q1, M buz, C buz, delta T. M buzumuz arkadaşlar 50 gram, C buz 0,5, delta T 20 derece, eksi 20 derece ile 0 derece arası 20 derece. Buradan baktığımızda 500 kalori ihtiyacımız var. Q2 M buz çarpı LE yani 50 çarpı 80'den 4000 kalori. Q3 ise arkadaşlar M su C su delta T. Yani 50 çarpı 1 çarpı 0 ile 20 arası yine 20 derece. Burada da 1000 kaloriye ihtiyacımız var. Toplamda arkadaşlar 4000, 5000, 5500 kaloriye ihtiyacımız var. Q toplam 5500 ama kilokalori demiş. O zaman 5,5 kilokalori alacağız sevgili arkadaşlar. 0 santigrat derecede buzu ısı verildiğinde buzun tamamı eriyinceye kadar geçen sürede yargılarından hangileri doğrudur? Buzun sıcaklığı artar. Arkadaşlar 0 derecede buz hal değişiminde olduğu için sıcaklık artmaz. Buzun kütlesi azalır. Evet arkadaşlar buzun kütlesi azalır çünkü suya dönüşür. Doğru. Buzun ortalama kinetik enerjisi yani Burada arkadaşlar hal değişimi olduğu için kinetik enerji sabit kalır, değişmez. Potansiyel enerji artar diyeceğiz. Cevabımız 2 ve 3 olmalıdır. Sıcaklığı eksi 10 santigrat olan 20 gram buzu eritebilmek için gerekli ısı miktarı en az kaç kaloridir demiş. Şimdi arkadaşım yine şöyle grafiğimizi çizelim. Burası eksi 10. Hemen şurada sıfıra gelecek. Sonra arkadaşım bunu da eriteceğiz. O zaman Q1'i ve Q2'yi kullanıyoruz. Q1, M buz, C buz, delta T. M buzumuz 20, C buzumuz 0,5, delta T'miz 10 derece olduğu için buradan 100 kalori diyoruz. Q2, M buz çarpı LE. 20 çarpı 80'den 1600 kaloridir. Toplama vurduğumuz zaman arkadaşlar toplam 1600 artı 100 yani 1700 kaloriye ihtiyacımız var. 20 gram buzu tamamen eritmek için. Saf bir katı maddenin sıcaklık zaman grafiği şekildeki gibidir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? T anında katı madde erimeye başlamıştır. Sevgili arkadaşlar bakınız T anında hemen şu anda artık erimeye başlıyor. Doğrudur. Isıtıcı gücü iki katına çıkarılırsa erime sıcaklığı iki katına çıkmaz arkadaşlar kaynama noktası, erime noktası gibi noktalar kritik noktalardır ve değişmez arkadaşlar. 2T anından sonra madde gaz haline gelmiştir demiş. Sevgili arkadaşlar önce zaten katıydı. Burada katı sıvı. Burada da sıvı olacaktır. Gaz değil. Cevabımız yalnız bir olmalıdır. Deniz kenarında bulunan ısıca yalıtılmış bir kaptaki suya bir miktar buz konduğunda Kaptaki buzun kütlesinin zamanla değişim grafiği şekildeki gibi oluyor. Buna göre yargılarından hangileri doğru? Suyun sıcaklığı sıfırdan büyüktür. Arkadaşlar sıfırdan büyük olacak ki buzu eritebilsin. Buzun sıcaklığı sıfırdan küçüktür. Bunu nereden anlıyoruz? Çünkü buzun kütlesi önce değişmiyor arkadaşlar. Bakınız sabit. Burada değişiyor. Burada buz sıfır derecede. Demek ki sıfır T aralığında sıfırın altında olması lazım. T2-T aralığında buzun sıcaklığı 0 derecedir. Orada artık erime gerçekleşiyor. Sevgili arkadaşlar cevap 1-2-3 olmalıdır. Isıl dengeye geldiğimizde sıcaklıkları farklı olan iki cisim birbirlerine şekildeki gibi temas etmekte ise sıcak olan cisimden soğuk olan cisme ısı akışı olur. Bu durumda sıcak olan cisim soğurken soğuk olan cisim ısınır. Isı akışı sıcaklığı yüksek olan cisimden sıcaklığı düşük olan cisme doğru olur. Isı akışı ısıl dengeye ulaşıncaya kadar devam eder sevgili arkadaşlar. Alınan ısı verilen ısıya eşit olmalı. Q alınan eşit Q verilen. Şimdi kim ısı almış? M2 almış. Kim ısı vermiş? M1 vermiş. O zaman M2 çarpı C2 çarpı delta T2'yi M1 çarpı C1 çarpı delta T1'e eşitleyeceğiz. Buradan da M2 çarpı C2 çarpı T denge eksi t2 n1 çarpı c1 çarpı t1 eksi t denge şeklinde ifade ediyoruz. Şekildeki kapta bulunan 40 derece sıcaklığındaki suya 20 derece sıcaklığında su ekleniyor. Buna göre suyun denge sıcaklığı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Arkadaşlar denge sıcaklığı 20 dereceden bir kere büyük olacak. Ama 40 dereceden de küçük olmak zorunda. 20 ile 40 arasında bir değer alacağı için denge sıcaklığımız 25 olabilir. Düşey kesiti şekildeki gibi olan silindir biçimindeki ısıca yalıtılmış kap yarı yüksekliğine kadar 50 derece sıcaklığındaki su ile doludur. Kap tamamen doluncaya kadar 40 derece sıcaklığındaki su ile doldurulursa denge sıcaklığı kaç derece olur? Arkadaşlar bunun üzerine 40 santigrat koyuyoruz. Hacimler aynı olduğu için denge sıcaklığını yazarken T1 artı T2 bölü 2 diyebiliriz arkadaşlar. Yine su koyuyoruz ve hacimler aynı olduğu için. Buradan da 40 artı 50 bölü 2'den 45 santigrat derece denge sıcaklığımız olur deriz. Düşey kesiti şekildeki gibi olan KL ve M kaplarındaki su sıcaklıkları sırasıyla 10 derece, 30 derece ve 20 derecedir. Kaplar 20 derecede suyla tamamen doldurulduğunda denge sıcaklıkları sırasıyla TK, TL ve TM olduğuna göre bu sıcaklıklar arasındaki ilişki nedir? Bak şimdi arkadaşım K'da 10 derece, L'de 30 derece ve M'de 20 derece su varmış. Şimdi bunların üzerine 20'şer derece su daha ekliyoruz. Bir kere arkadaşlar M'nin sıcaklığı yine 20'dir diyeceğiz. O kenarda duracak. L'ye baktığımız zaman eşit hacimde olduğu için L'yi yazarken 20 artı 30 bölü 2'den 25 santigrat derecedir diyeceğiz. Şimdi arkadaşlar burada da K'ya bakacağız. K'da 20 derece daha fazla konmuş, 10 derece daha az. O zaman denge sıcaklığı mesela bunlar eğer eşit hacimde olsaydı 15 derece olacaktı. 15 dereceden ne yapması lazım? Daha fazla olması lazım. Neden hocam? Çünkü 20 dereceden daha çok koymuşsun. Normalde eşit hacim olsa 15 diyecektik. Ama 20 dereceden daha fazla koyduğumuz için 16, 17 derece gibi bir ifade olması lazım. K içinde 17 derece diyebiliriz yaklaşık olarak. O zaman TL büyüktür TM'den, o da büyüktür TK'dan şeklinde bir büyüklük ilişkisi kurarız. Isıca yalıtılmış ortamda 80 santigrat, 60 santigrat sıcaklığındaki KL cisimleri birbirlerine temas ettirildikten sonra ısıl dengeye ulaştıklarında sıcaklıkları 65 derece oluyor. Buna göre yargılarının hangileri doğrudur? Sevgili arkadaşlar ısı akışı K'dan L'ye sıcak cisimden soğuk cisme doğru olmuştur. Doğrudur. Cisimlerin sıcaklık değişimleri eşittir demiş. 80'den 65'i çıkarırsanız arkadaşlar 15 olur. 65'ten 60'ı çıkarırsanız 5 olur. Dolayısıyla sıcaklık değişimleri aynıdır diyemeyiz. Cisimlerin ısı sıraları eşittir demiş. Sevgili arkadaşlar eğer ısı sıvaları eşit olsaydı bunların denge sıcaklığı 80 artı 60 bölü 2 olurdu. 80 artı 60 bölü 2 de 70 derece olurdu. Halbuki 65 derece olmuş. Bu da yanlıştır. Cevabımız yalnız birdir diyeceğiz. Isıca yalıtılmış bir ortamda birbirlerine temas ettirilen K ve L cisimlerinin sıcaklıklarının zamana bağlı grafikleri şekildeki gibidir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? K cismi ısı vermiştir. Arkadaşım K 2T'den T'ye düşmüş dikkat edersen ısı vermiştir doğrudur. Başlangıçta K'nın sıcaklığı L'ninkinden fazladır doğrudur. Denge sıcaklığı T'dir bu da doğrudur arkadaşlar. Cevabımız 1, 2 ve 3 olmalıdır. Isıca yalıtılmış ortamda X ve Y cisimleri birbirlerine dokunduğunda X cismi Y'ye ısı veriyor. Yani X'in sıcaklığı arkadaşlar Y'den fazla olmalı. Buna göre yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? X'in ilk sıcaklığı Y'den büyüktür. Doğrudur. X'in kütlesi Y'ninkinden büyüktür. Kesin bir şey söyleyemeyiz. X'in öz ısısı Y'den büyüktür. Bununla ilgili de kesin bir şey söyleyemeyiz. Cevabımız yalnız bir olmalıdır. K, L ve M maddelerinin erime ve kaynama noktaları verilmiştir. Bu maddelerin sıcaklığı 60 santigrattan 0 santigrata düşürülüyor. Buna göre başlangıçta sıvı olup son durumda katıya dönüşen maddeler hangileridir? Şimdi K'ya baktığımda 60 derece burası, 0 derece burası. Dolayısıyla K'da önce gazdan e, sıvıya, sonra sıvıdan katıya dönüş var. Ama burada bana ne diyor? Başlangıçta sıvı olup sonra katıya dönüşecek diyor. Bu olmaz. L'ye baktığımızda 60 derece burası arkadaşlar, 0 derece de burası. L'de direkt ne yapmış? Sıvıda kalmış. Katıya dönüşememiş. M'ye baktığımızda 60 derece burası, 0 derece burası. Bakın M sıvı halden katıya geçebilmiş. O zaman cevabımız yalnız M'dir arkadaşlar. Evet arkadaşlar konumuzu bitirirken hal değişimini öğrendik, ısıl dengeyi öğrendik. Ödüllü sorumuz bu şekilde sevgili arkadaşlar. Bu sorunun cevabını bir sonraki konu anlatımının videomda çözeceğim. Kendinize çok dikkat edin. Görüşmek üzere.